Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir topa çalma videosuyla, kulüp selection videosuyla sizlerleyim. Barcelona ve Real Madrid geldi bugün. Ben de hemen gördüğünüz gibi iş arası yakalı tişörtle gelip video çekmek istedim hızlı bir şekilde. Hemen şöyle Barcelona'ya bir bakalım kimler var. Hani biraz elimden gelince yorumlayayım. Messi zaten hani olmayanlar için Messi vazgeçilmezdir. Onu geçiyorum, yorumlamaya gerek yok. Ama ikonu olanlar için bence gerek yok. Kullemek için çıkmasını bekleyebilirsiniz. Busquets ben düşünmüyorum, istemiyorum. Griezmann yani belki olabilir. Stegen var bende. Bunu alıp ikisinden bir hangisi güçlüyse fullemeyi düşünüyorum. İyi olur yani. Stegen benim için iyi olur. Burada Messi ve Stegen benim için iyi şu ana kadar. Pique çok yavaş. İstemem. De Jong yani orta, hani olabilir. Olsa da olur, olmasa da olur. Roberto da aynı şekilde, olsa da olur, olmasa da olur. Coutinho'yu yani. Yani şöyle söyleyeyim, Barcelona'dan çok istediğim yok aslında. Messi istiyorum fullemek için elimdekini, bir de Stegen istiyorum yine fullemek için. Onun dışında bir isteğim yok Barcelona'da. Messi ve Stegen gelirse ilk iki topumda üçüncüyü açmam, o kadar söyleyeyim. Hemen Barcelona'yı açmaya başlayayım. Umarım 2'de bitiririz. Messi ile Stegen gelir, bir daha uğraşma. Sağ ayak. 2'yi verdi. Yani dediğim gibi hiç kullanmayacağım bir oyuncu. Öyle kenarda durur. Yapacak bir şey yok. Yani çok yavaş. Acayip yavaş. Tekrar deniyoruz. Messi ve Stegen için. Ya SLA'sı olmayanlar için Griezmann da burada iyidir. Yani bende çok olduğu için ileride adam. O yüzden bakayım. Coutinho mu? Coutinho olur. Benim OOS'ye ihtiyacım var. Bir bendekilerle karşılaştırırım. En kötü yedek olabilir. Bir de son açılışta Messi alırsak ya da Stegen alırsak muhteşem olur. Solak. Messi. Muhteşem ötesi. Muhteşem ötesi. Evet, Messi'yi fulleme ihtimalim doğdu. Çok iyi oldu. Çok iyi. Buradan Messi'yi çıkarmak harika oldu. Benim asıl beklediğim kısım Real Madrid. Çünkü Real Madrid'de benim işime yarayacak çok oyuncu var. Şöyle girelim Real Madrid'e. Hemen bakalım. Onları da kısaca söyleyeyim size, yorumlayayım. Yani Casemiro DOS olarak muhteşem bir alternatif. Hızı çok iyi değil ama yani fullleyince iyi olacağından eminim. Hani 80'lerin üstüne çıkar. Bir DOS için yeterli. Boyu falan da iyi. Ramos'u istemiyorum. Elimde çok stoper var. Yani Ramos gelsin istemem. Benzema'yı da istemem. Ama ilk hani daha oyuna yeni başlamış adam olmayan oyuncular için tabii ki bunlar süper yani kartlar. Ama yani benim gibi biraz kadrosunu geliştirenler için tercih edilecek şeyler değil, oyuncular değil. Kroos çok yavaş. Varan çok iyi olur. Varan'ı isterim. Çünkü hem uzun boylu 1.91 boyunda hem de hızlı, bir savunmada arayacağımız özelliklerden. Ya özelliklerin hepsi var neredeyse. Neredeyse değil, hepsi var. Evet, bayağı iyi. Varan'ı isterim buradan. Kurtay'ı zaten isterim, uzun boylu kaleci. Valverde de ortadayım ama olabilir. Yani sevinirim çıkarsa, üzülmem. Vinicius Junior'da fullemesi çok. Yani 47 levele kadar, seviyeye kadar uğraşılır mı bilmiyorum ama isterim. Yani iyi bir yedek olur bence. Yani buradan şöyle söyleyeyim. Junior, Valverde, Courtois, Varane ve Casemiro benim için iyi olur. Ramos, Benzema, Kroos dışında herkes çıkabilir yani. 3 adam dışında herkes çıkar inşallah. Bir de şey olmasa bari hani. 3 adam dışında diğerlerini istiyorum ya, sadece 3'ünde de 3'ü çıkıyormuş.
Neyse bakalım hayırlısı. Hemen ilk topumuzu açıyoruz. Kurtuğa gibi hissettim ama yok. İyisi Casemiro olabilir mi? Casemiro musun? Casemiro'sun sen ya. Abi bu ne şanslı top açılımı. Süper ya. Süper yani. Muhteşem. Messi'yi bulduk orada. Burada direkt tek atışta Casemiro'yu bulduk. Muhteşem bir top açılımı ya. Vallahi Kurtuğa'yı da bulurum gibi. Varan'ı falan bulurum gibi geldi. Çok şanslı gidiyorum. İkincide de böyle Kurtuğa ya da Varan'ı bulalım. Ya Ramos. Çöp. Ramos'la olmaz o iş. Ya bir Varan gelirse Van Dijk'ın yanına çok yakışır ya. Çok yakışıklı olur defans yani. İki kuleyle. Biri daha hızlı tabi Varan. Hadi ver bir Varan bana. Muhteşem bir şekilde bitirelim. Benzema gibi hissettim ama inşallah hislerimde yanılırım yine. Kroos sanırım. Evet. Yine kullanmayı düşünmeyeceğim bir oyuncu. Ama en azından Varan diyorum. Casemiro geldi. Öbür taraftan da Messi geldi. 50-50 yani benim için kötü bir top açılımı olmadı. Başka neler gelmiş ona bakalım. Koleksiyoncu kutusu gelmiş 25.000'e. Onun dışında burada bir şey daha vardı. Heh, Serie A vardı zaten. Arkadaşlar çıkmadan neler var da bakayım sizin için. Genelde merak ediliyor çünkü. Online müsabakada neler var? Evet yine aynı şeyler var. Bile karşıda yine büyük ihtimal DP vardır ama bakalım. Evet yine DP her zamanki gibi. Evet arkadaşlar topumuzu açtık toplarımızı. Neler var da baktık. Bir de sizinle beraber şu Messi'yi fullemeyi deneyeceğim. Messi'm kaç levelmiş benim? 15 level. Yani Messi'yi fullemeyi bir deneyeceğim. Şöyle gelen Messi DP antrenörü yapalım. Hemen Messi'yi fullemek için denememizi yapıyoruz. Neredesin Messi? Buradasın. Evet arkadaşlar. Bakalım denecek mi? 11.000 verdi. Çok az verdi. Maalesef fullemede başarılı olamadık. Evet arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar olsun. Hemen dedim iş arası geleyim. Öğle arası zaten. Biraz acele de çektim. Arada hatalarım olmuştur. Kusura bakmayın o yüzden. Hemen buradan işe gideceğim çünkü. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolar gelecek. Her gün en az bir video atmaya çalışıyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.